Tuncay Bey, istirham ediyorum. Yine sen kimsin? Burada ne arıyorsun? Beni yok etmeye mi çalışıyorsun gibi şeyler söylemeyin. Çok güceniyorum. Ya ne saçmalıyorsunuz Hüsnü Bey? Tuncay Bey, mahvoldum kaç gündür. İşi gücü bıraktım. 2004 yılında dünyada ve Türkiye'de cereyan eden gelişmeleri ezberliyorum. Misalen yerel seçimler. Hangi ilçede hangi parti kazanmış, sorun söyleyeyim. Hüsnü Bey, iyice delirdiniz. Ne işin var 2004'te seçimde, partide, ilde, ilçede? Hadi, işimiz gücümüz var. Daha İskender Büyü'yü ele geçirip intikamımızı alacağız. Tuncay Bey, hangi yıldayız? Saçmalama Hüsnü. 2012'de değil miyiz? Vallahi geleceğe henüz hazır değilim. Gelin hiç değilse 2007'de pazarlık yapalım. Şaka yaptım kardeşim. 2008'deyiz. İstanbul'un fethinin 555. yılındayız. Sizi bana geri veren Allah'a şükürler olsun. Aşk meşk bir şeyler hatırlıyor muyuz? Mesela Asu Hanım. Terbiyesizlik yapmayın Hüsnü Bey. Özür dilerim efendim. Hiç değilse o kısmı silinseydi kafasından iyiydi. Hayırdır evladım? Bir top ateş düştün dükkana yine. Ömer baba, bir kitap okudum, şok oldum. Allahsız Müslümanlık nasıl bir şey? Evladım, kitabın içinde anlatmıyor mu bunu? Anlatmasını anlatıyor da. Zor iş Ömer baba. İnsanın devreleri yanıyor. Ne anlatıyor böyle senin devrelerini yakan? Diyor ki, Allah ile beraber yaşamayan Müslümanlık, Allahsız Müslümanlık kandırmacısıdır. Allah ile iletişim kurdurmayan, Allah için sevmeyi öğretmeyen bir Müslümanlık, insanı geliştiremez, insanı mutlu edemez. Müslümanlık bir külfetler paketi değil, bir zevk olmalıdır. Müslümanlık, aşk ile yaşanmalıdır diyor. Müslüman, dışarıdan bakanı imrendirmelidir diyor. Kişi Müslümanım diyorsa kendisini tanıyanlar ona baktıkça bu ne güzel insan demelidir. Doğru söze ne denir evladım? İyi de baba, nasıl olacak bu iş? Allahsız değil de Allahlı Müslümanlık nasıl olacak? Demiş ya, aşk ile olacak diye. Ne yani? Biz şimdi Allah'a aşık olana kadar Müslüman değil miyiz Ömer baba? Evladım, Müslümanım diyen herkes Müslümandır. Fakat aşk ile olmayan bir Müslümanlık zordur. Eziyettir, zevksizdir. Dışarıdan bakanı iter. Kimseyi özendirmez. Kimseye bu ne güzel insan dedirtmez. Aşk gelene kadar Müslüman, tam Müslüman değildir. Ham Müslümandır. Aşk gelince kişi Allah'ın sevdiği ve Allah'ı seven kişi olur.
Allahlı Müslümanlık budur. Allahlı Müslüman iyiliklerini kendinden bilmez. İyilik yapmışsa unutur, kötülük yapmışsa unutmaz. Müslümanlığını Allah'tan kendisine gelmiş en büyük hediye kabul eder. Müslümanlığı seçmiş olmasını kendi marifeti saymaz. Allahsız Müslüman ise din adına yaptıklarıyla övünür. İyiliklerini kendi marifeti bilir. Kötülüklerini başkalarına mal eder. Kabahati zamana ve şartlara atar. Kusurlu Müslüman da, Müslüman olmayanı da hor görür. İyi ama hadi ben istedim. Allah'a aşık olayım dedim. Ama istemekte nasıl aşık olacağım ki? Mesela ben gönüle durup dururken pat diye aşık oldum. Ben istedim diye olmadım. Kendi kendine oldu bitti. Aynı şekilde hadi ya Allah'a nasıl aşık olayım? Hikmet'im, evladım. Sen bir yerlerde dolaşmasaydın gönül kızımıza nasıl sevdalanacaktın? Allah'a aşık olmak istersen aşk koklarının hedefe sıkıldığı yerlerde dolaş. Allah'ın yeryüzüne ve göklere çizdiği şaheserlere gönlünü aç. Günün doğuşuna bak, günün batışına bak. Bulutların yürüyüşünü seyret. Çiçeklerin kokusuyla konuş. Aşk kokuyla vurulmak isteyen zırhını çıkarır. Zırh nedir Ömer Baba? Zırh dünya sevgisidir. Dünyayı sevmeyecek miyiz? Terk edeceğin bir şeyi seveceğin kadar. Yani Hikmet evladım, bu çocuk burada kendi derdiyle otururken, yine abime gittim, iş yerinde yoktu, ben onunla nasıl görüşeceğim diye dertlenirken, senin gelip sorduklarına bak. Onun işi kolay Ömer Baba. Hatır koyacağım. Diyeceğim ki bizim evde davet var. Yemeğe geleceksin. Nasılsa hepimiz baş başa olacağız. Ne istiyorsa orada konuşur. Ben nasıl söyleyeyim abi hepinizin yanında? Tamam oğlum. Ben söylerim.